Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü nedeniyle etkinlikler düzenleniyor. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Önemli mesajlar verdi. Şimdi Malazgirt'e gideceğiz. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslında kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasının satır aralarında en önemli başlık birlik vurgusuydu. Erdoğan zaman değişir, asırlar değişir ama ruh değişmez dedi. Malazgirt zaferine vurgu yaptı. Nesiller değişse de kan aynı kandır ifadesini kullandı. Malazgirt'e sahip çıkmak Türkiye'yi kökleriyle, istikbaliyle buluşturmak suretiyle olur ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş dönemde atılan adımlara değindi. Bununla beraber Malazgirt zaferi inancın ve imkanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Milletçe zorlukların üstesinden bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları beraber olursak engelleriz cümlesi de önemliydi. Yine Erdoğan 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. Farklılıklarımızın üzerinden bizi ayırmaya çalışmalarına, fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Etkinlikler biraz önce tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kürsüde bir araya geldi. Karşılıklı birbirlerine hediye verdiler ve iki isim birazdan alandan helikopterlerle ayrılacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi programında herhangi bir başka bir etkinlik görünmüyor. Muş'tan ayrılacak. Özellikle Erdoğan'ın dünkü programları önemliydi. Farklı kesimlerle, bölge valileriyle de bir araya gelmişti. Devlet Bahçeli ile yine iç politikaya ve dış politikaya ilişkinde önemli fikir alışverişinde bulunmuştu ve bugünkü programlarla beraber Malazgirt etkinlikleri son bulmuş oldu Burak.